Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz sorulan hisse BİM Birleşik Mağazaları hissesi BİMAŞ. BİMAŞ arkadaşlar şöyle bir durum var. Grafiğine baktığımız zaman bizim endeksimiz grafiğine çok benziyor. Hani endeksimiz böyle pik yapıyor, ondan sonra bu kanalı koruyor, yükseliyor ya. Sanki onunla biraz benzerlik gördüm. Şu an BİMAŞ ile ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Pik hareketleri yapma yerine az kalmış. Yapabilirse o hareketi yapabilir. Bakın şu halka arz olduğu kanal aralığı görüyor musunuz arkadaşlar? Onun pik hareketleri bakın. Dibinde az bir noktası var. Yaparsa, yaptırırlarsa o pik hareketlerini yapabilir mi? Evet, yapabilir arkadaşlar. Orada yaparsa yapar zaten. Bakın bu kanalı koruyarak da hisseyi de güzel çıkarmışlar arkadaşlar. Hisseyi de güzel çıkıyor zaten. 2008 yılı itibariyle. 2008 yılı itibariyle yatırımcısına kazandıran bir hisse olmuş. Ne kadar kazandırmış bakalım. Yaklaşık olarak 68 kat. 2008, 12, 13 yıllık süre zarfında 68'e katlamış. Yatırım amaçlı bir hisse olduğunu ortaya koyuyor arkadaşlar. Bugüne kadar. Ha bundan sonra ne olur bilemiyorum ama bugüne kadarki hareketleri hissenin yatırım hissesi olduğunu gösteriyor. Ha, dediğim nokta arkadaşlar işte kritik noktaya gelmiş. Hani böyle yaptırırlarsa eğer böyle bir şansı var. Kaçırırsa aynı kanalda tekrardan devam edecektir. Daha sonra yapabilir belki ama şu an için o pik hareket noktasına gelmiş. Şimdi birazdan onları verelim. Bakın arkadaşlar demek istediğim olay şurası işte. Şu kanalın alt noktasına temas edip pik hareket dediğim şu hareketleri yapabilirse, yaptırırlarsa eğer hissede hemen hemen %60'a kadar bir kazandırma potansiyeli söz konusu olabilir hissede. Ama uzun vadede kesinlikle yatırımcısına kazandırdığı zaten ortada arkadaşlar kazandıran bir hisse. Güzel bir hisse, kötü bir hisse değil. Kazandırıyor yatırımcısına. Ama şu an arkadaşlar şöyle bir durum var. Desteğinin yukarısında dediğim hareket yapabilmesi için yavaş yavaş getireceklerdir. Ya bu noktada temas edecektir. Bir şekilde yaklaştığı zaman önümüzdeki haftalarda diyelim arkadaşlar çünkü çok hızlı bir hareket edecek hisse olmadığı için bakın. Diplere yaklaşmış hatta bakın arkadaşlar dibe yaklaşıyor desteğine sonra yukarıdaki direncinden dönmüş şu andaki hareketleri bu. Bu destek kırılırsa ve aşağı doğru hareket başlarsa hissede ne var? 1. Şu var arkadaşlar 62.91'i var. 62.91 aşağıda desteği. Bu destek işte arkadaşlar önemli olan bu destek. Bu desteği temasında yukarı yönlü hareketi başlatabilirler mi? Başlatabilirler. İkinci yani güzel bir tepki alımları gelebilir en azından. Alttaki eğer kırılırsa alttaki destek noktası 59.22. 59 diyelim oraya arkadaşlar. 59'un kırılması halinde bir sonraki destek noktası kanalın zirve noktaları ve alt noktalar arkadaşlar. Kötü noktası aslında. Ya kötü noktası dediğim hissenin tepki alımı yapıp yükseldiği nokta. 52. Şurası arkadaşlar karşılaşacağı ilk direnç işte noktası 77'si var. 77'nin kırılması halinde yukarıda bir sonraki direnç noktası 80'i var. 80'in kırılması halinde 88'i var. Evet, hissenin yukarıda ne vardı? 77'si vardı, 80'i vardı ve 88'i var. Aşağıdaki destek noktaları 62, 91, 63 de diyebiliriz aslında oraya. Neyse 91 yazalım olduğu gibi. 59'u var ve 52'si var aşağıda. 52 noktası da güçlü destek noktası bu arada. Evet, bu hisse için söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir hissede, farklı bir analize. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.